ve 0 kilometre şarkılarıyla küçük büyük herkesin sevgilisi Metin Şentürk geliyor. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Renkli anılarıyla, kahkahalara boğan, çok özel şarkılarıyla müzik ziyafeti çektiren Metin Şentürk birazdan canlı yayında Her Şey Dahil'de. Aşkı sana anlatamam, yaşatırım gelirsen, bulutlarda gezdiririm bana izin verirsen. Hadi şu ellerin hepsini duyabilir miyim? Bütün hepsi beraber. Süper. Hadi. Benden selam söyleyin tüm aşklarıma. Her ayrılık
sağlık abicim. Hoş bulduk efendim. Hoş geldin. Bugün seninle açtık programımızı. Hoş bulduk. Bugün benimle açtınız. İnşallah da benimle kapatacaksınız. İnşallah. Bir günaydın dersiniz artık izleyenlere. Tabii ki derim. Tabii ki derim. Çok çok iyi, çok değerli bir programda olduğumu biliyorum. Ve sizin ikinizi de çok seviyorum. Teşekkür ederim. Tüm konuklarımıza, stüdyodaki konuklara ve ekranları başındaki tüm konuklara günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Mutlu bir gün. Güzel bir hafta sonu. Amin. Her şey, her şeyin en güzeli sizlerin olsun. Aslında normal olarak çarşamba günü. Metin abi bizim konuğumuzdu. Evet. Ama Alişan bayağı bir uğurlu geldi bana. Evde röportaja geldi. Karkış kıyamet. Program ertelendi falan. Tam eve gittim röportaja salı günü. Dedim ki Metin abi kar yağmaya başladı. Ben eve anca giderim dedim. Kar yağmaya başladı. Zaten hiç durmadı. Ve çarşamba günü biz programı yapamadık. Alişan sağ olsun çok uğurludur böyle. Yok, gittiği yeri hiç kurutmaz. Ama yok böyle kurutmadı şey işte. Rahmet yağdı bak işte her tarafa. Rahmet şey yağdı gerçekten ama... Oralar hala şeydir Metin abi. Ya ben bugün Emirgan tarafa. Çok samimi bir şey söyleyeyim. Benim oralar evet yukarılar biraz hala kış kapatmış yollara. Sarıyer Belediyesi'ni aradım dün gece. Dedim ki ya yarın programa gideceğim. Çıkış zor olur. O yüzden sağ olsunlar. Buradan bir teşekkür edelim. Bir de alkış gönderelim bizim Sarıyer Belediye'mize. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yolları pırıl pırıl yapmışlar vallahi. Biz de Küçükçekmece Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Belediye son şey oldu. Evet olsun çok iyi. Çünkü gerçekten burası da çok kötü haldeydi. Sağ olsunlar kar temizleme araçları bu, stüdyoya giremiyorduk. Şimdi abi. Bu 3G var yani yeni çıkmış. Erzurum'da kar çoktur yani kışı serttir Erzurum'un diyorlar ki. Erzurum'la kardeş diyor sen diyor 3G nedir bilir mi sen diyor. Öbürü de diyor ki bilirim tabii gar kış kıyamettir diyor. Çok güzel ya. Peki nasıl keyifler Metin abi görmeyeli. Biz çok uzun süre önce seninle beraber çalışma şansına erişmiştik. Sağ çok abi. Keyifli vakit geçirmiştik. Cennet çok, Mahallesi'nde çok inanılmaz güzel. Eğlenmiştik. O günden bugüne pek görüşemedik. Neler değişti hayatında? Neler vallahi yapıyorsun? Hayat her zaman olduğu gibi benim için güzel ve keyifli. Çalışmalara devam. Bir takım projeler var. Onları hayata koyuyoruz. Hı hı. Bununla ilgili işte ilerleyen dakikalarda yine konuşuruz diye düşünüyorum ama benim için hayat her zaman yolunda ve güzel. Çünkü hayatım beni yönetmesine izin vermem, ben hayatı yönetirim. Harika bir. Öyle olduğu zaman da sorun olmuyor. Peki, hayatta hiçbir şey mi seni üzmüyor? Şimdi öyle bir konuşuyorsun ki hani her şey benim yanımdan vız gelir tırıs gider gibi doğru, bahsediyorsun. Doğru, ama mesela doğru. Hani seni gerçekten üzen, ya Çağla böyle bir şey başıma geldiğinde gerçekten dünya başıma yıkılıyor ve çok üzülüyorum. Bütün tadım, keyfim, tuzum kaçıyor dediğin olay ne mesela hayatta? Şimdi bak ben burada... Seni hiç öyle görmedik çünkü maşallah. Neden biliyor musunuz? Onu çok rahat ve çok anlaşılır bir şekilde izah edeyim hemen. Hayat çok acımasız bir süreçtir baktığınızda. Yani şöyle, çünkü çok kısa bir örnek. Bir dakika öncene gidemezsin, bir dakika sonranı bilemezsin. Doğru. Şimdi böyle bir şey olunca artık neyi ciddiye alabilirsin ki? Yani burada önemli olan sadece şu andır. Yani hayat bir gün ve o da bir gün felsefesi. O gün evet. Varsa, evet. Şu gün hiç yaşayabiliyorsak, geçmiş zaten geçti gitti. Evet. Adı üstünde. Gelecek zaten acak ecek. Gelecek mi belli değil. O yüzden değil. Hiç ikisine de takılmam. Benim için asıl olan gün bugündür. Ve bir başka şey de şu ki, yine insanlara bakıyorum. Benim etrafımda çok varlıklı, çok hali vakti yerinde, iyi mevkilerde, mertebelerde insanlar var. Ve bunları çok iyi gözlemledim. Şöyle bir negatif yanları var. Şimdi ne yapıyoruz? Bak mesele şu. Çok güzel bir işi var. Çok güzel bir eşi var. Çok güzel bir arabası var. Çok güzel bir evi var. Asla Allah'ım neden ben demiyor insanlar. Ne zaman ki düşüp kafasını kırıyor, ayağını kırıyor, kolunu kırıyor. Allah'ım neden ben diyor. Ya kardeşim olur mu böyle bir şey? Sen sana verilen şey. Ya her şey sende iyiken Allah'ım neden ben deme. Kerameti kendinde bil. Ama bir acı çektiğinde Allah'ım neden ben? Böyle bir mantık yok. İkisinde de şunu diyeceğiz. Allah'ım neden ben olmayayım ki? Yani iyi de benim olabilir, kötü de benim olabilir. Her şey hepimiz içindir. Eğer Allah'ım neden ben olmayayım diyebilmeyi başarıyorsak her gün her dakika mutluyuz. Buna garanti veriyorum. Harikasın. Emin olun ya. Peki bu duyguları seni... Ya merak ediyorum.
ediyorum. Çok güzel bir örneksin sen zaten. Bunu herkes söylüyordur. Bu duygulara seni ne getirdi peki? Hayat mı getirdi? Ne getirdi? Yoksa yok, şimdi çok tabii. Gözlerinden rahatsızlığın mı getirdi? Yok. Ne bileyim, hayatta yaşadığın tecrübeler mi getirdi bu duyguya seni? Şöyle, ben çok kolay bir hayat yaşamadım. Ama bu kolay hayatı hiçbir kolay olan hiçbir şey zaten tercih etmedim. Hiç kolay bir yoldan da gitmedim zaten. Evet, ama evet. Zamanla bir takım konularda aldığın tecrübeler, hı, aldığın yollar, mesafeler, bütün hepsi mesela çocukluğumdan başlayan bugüne kadar gelen tüm zaman dilimleri içinde hep en zordan en güzele gittim ben. Hı-hı. Hiçbir zaman kolaydan güzele gitmedim. Hiçbir zaman kolay bir yoldan güzel bir yere ulaşmadım, ulaşamadım. O yüzden ulaştığın güzelliklerin tadı hep bir başka mı? Aynen öyle. Ve kıymetini biliyorum. Aynen öyle. Çünkü şey gibi ya yani iyi bir kalbin varsa, ben bunu bilir bunu söylerim kardeşim. Hı-hı. Kalbin iyiyse, kalbin kimse için kötü atmıyorsa, evet, kötü çarpmıyorsa, evet, kötü düşünmüyorsa dünyanın en mutlu insanı sensin. Doğru. Ne güzel söyledi ya. Harika. Orası çok önemli ya. Bu söylediğin cümleler gerçekten belki de oturup bununla ilgili bir sürü kitap var. Ben de çok karıştırırım, çok okurum özellikle son dönemde. Ama senin söylediğin bazı cümleler hiç kitap okumaya gerektirmeyecek. Teşekkür ederim. Ya, ağzına sağlık. Ama gerçekten kalp var ya, bakın kalbimiz. Ya şunu düşünebilse insanoğlu. Ben biraz belgeselleri falan da çok izlerim. İnsan vücudunu, insanın özelliklerini tanımayı, bilmeyi, öğrenmeyi çok önemsiyorum. Bak şuraya yücel yaratan, şimdi yumruk kadar bir, herkesin kalbi kendi yumruğu kadar hemen hemen. Evet. Şuraya yumruk kadar bir motor koymuş Rabbim. Ve günde 7 ton kan pompalıyor bu. Bak şuradaki stüdyodaki tüm dostlar, hadi damacanalarla su taşımaya kalksak gün boyu 7 tonu taşıyamayız biz. Evet. Ve bu kalp çarpıyor. Hani bir de yaşıyor işte, bir şekilde bizi ayakta tutuyor, hayatta tutuyor. Ama biz şu kalbi el üstünde tutmayı beceremiyoruz ya. Evet. Vallahi. Onun için, onun için ne yaptık? Sensizlik kalbe zararlı diye şarkı yaptık işte. Birazdan. Kimse tabii kimse yalnız kalmasın diye. Şu kalbi boşa atmasın diye hiç kimsenin. Böyle bir şarkı yaptık biz de. Birazdan albümdeki şarkıları teker teker dinleyeceğiz Metin abi. İnşallah. Seninle ilgili o kadar hızladığımız VTR var ki. Evet. İlk VTR'miz bizden gelsin. Bizden. Şaka yapayım. Cennet Mahallesi'nden gelsin. Allah. Hadi gel seyredelim. Hadi seyredelim. Sonrasında buradayız. Umudum dağları bardağı kaçtı. Seni sevdim feleğim şaştı. Son damla bardağı taştı. Maymun gözünü açtı. Hey 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 hey. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Canım benim, evimize hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet tabii. Ya Metin abicim, evimiz azıcık dağınık da inşallah kusura bakmasın ha. Meraklanmayın, meraklanmayın. Göz görmeyince gönül katlanırmış. Hadi hadi, hadi, hadi evimize. Evimize, evimize. Kurban olur Pembe abla sana. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne oluyorsun hanım, niye çıkardın ayakkabılarını? Eve de ayakkabıyla girmeyeceğiz değil mi Pembe abla? Anam doğru der. Eve ayakkabınla girilmez. Ha, çıkarın ayakkabılarınızı. Çıkarın, çıkarın. Eki çıkarsın. Burası evin holü Metin abi. Ha. Şöyle geçelim. Salonumuz ileride, gel abi. Ha. Evin holü ne büyükmüş be kardeşim. Ses yankı yapıyor resmen. Hol değil, konser salonu sanki mübarek ha. Ne? Konser salonu mudur? Ne konser salonu? Onu nerede çıkardın? Ev anam, burası ev bizim ev. Ya lafın girişi öyle söyledik mi Pembe abla? Biliyoruz sizin ne olduğunu. Bak, gel abi, gel anam. Gel, gel. Duvarlara çarpmadan gel. Gel abi. Tamam. Şurada bir duvar var abi. Tamam, gel, tamam. Sultan, salonun kapısını aç da gelin. Kapıyı açıyorum. Açtı. Tamam, tamam. Gel. Yavaş yavaş. Yavaş canım. Yemek basalım tamam, abi. Tamam. Gel abi. Gel tamam, buraya. Buraya, tamam. Buraya, teşekkürler, buraya. Teşekkürler. Geç abiciğim. Salon da yankı yapıyor. Eviniz bayağı büyükmüş sizin ya. Kaç metrekare burası? Büyük değil anam, büyük değil de yani içinde eşya yok ki ondan öyle şey yankı yapıyor, ya, fukaralık işte. Oo, amma güzel yemekler hazırlamışsınız ya. Harika görünüyorlar vallahi Pembe abla. Kurban olur Pembe ablan, güzel mi görünüyorlar ay canım benim. Ben hazırladım ellerimle. Ama evi olan beden eğleniyor benimle. Sen nerede fasılda geliyorsun ortaya be Pembe abla? Bu arada kurt gibi acıktım. İftara ne kadar kaldı ya? İftar olmuş, 10 dakikada geçer be. 10 dakika geçer mi dersin? Allah kabul etsin arkadaşlar. Anam
çayını iç istersen artık yavaş yavaş. Seni yavaş yavaş divana alayım sonra. Tabii canım. Aile arasında eğlenelim canım benim. Tabii. Gel anam. Söyleyelim, gel. Çalıp söyleyelim Pembe ablacığım. Canım hadi, benim. Gel, hadi. Gel, Pembe ablan yesin seni. Dur gel. Ben de geçeyim şöyle. Çık yukarı. Otur anam oraya, otur. Al, al odunu da al anam sen. Ha işte bitti işim şimdi. Maşallah. Metin'im aslan oğlum, çal da eğlenelim. Çalarım. Fedakarlıklarla yürüttüm bu sevgiyi. Güneşsiz büyüttüm ben içimdeki çiçeği. Pamuk iplikleriyle bağlanmışsın sevgime. Yeni aşk arıyorum, arz olunur bilgine. Ben enayi, ben mi deli, hep ben üzüleceğim. Biraz sevmeyi öğren, hep ben mi seveceğim. Ya. Seni galiba 2006 ya. Metin abi. Vallahi kaç? Biz Metin abiyi kandırıp işte konser yaptırıyoruz. Metin Şentürk konseri ama ona söylemiyoruz. Tabii canım beni eve misafirliğe davet etmiş gibi. Ama oradaki şey çok komikti ya. Çok gülmüştüm ona. Hani pankart asıyorlar, açıyorlar. Alkışlamayın sakın hani anlamayın diye. Çok güzeldi. Güzeldi. Harikaydı. Peki CD'yi bir alalım Halil'cim. Tamam. Yeni alalım. CD'mizi. Nerede bizim geldi, kapağımız? Burada Ali Çağ'ın göstersin. Metin abi çok şıksın. Kapakta kesinlikle. Hangi renk? Bir dakika, kapakta hangi renk giydin sen bilirsin. Vallahi mor. kırmızı. Evet. Bak kırmızı. Kelebek. Kelebek evet. Çok albümümüzün da güzel bir adı kapak Kelebek. Metin abi burada bir imza var. Bu imza senin mi? Ya benim. Bakayım. MS. İmzanı da atıyorsun yani. Atıyorum. Aa bayağı atmış. Baya bak MS imzanı. Ya öyle bir şey değil. Çok yakışıklı, yakışıklı bir imza değil ama imza imzadır işte. Tabii canım. Buradaki imza önemli değil. Önemli olan şarkıların imzasıdır. Peki albümden biraz bize bahset. Bu albüm abi. Evet. Bu albümü biz çok özel bir şekilde, şöyle özel bir şekilde hazırladık. Burada Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Tuval Grubu, rahmetli Kerim Tekin'imizin çok güzel yorumladığı Kar Beyazdır Ölüm, mutlaka dinle. Beste ve Tayfun çok güzel bir çalışma yapmışlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ve birçok güzel şarkıyı, 3 tane de söz müziği bana ait şarkıyı bir araya getirdik. Albümümüzün adı Kelebek'tir. Kelebek... aslında bazen bana diyorlar ki ya ki niye kelebek? Hani ömrü kısa olur, şu olur, bu olur falan. Ben de diyorum ki kardeşim kelebek çok güzel bir laf var. Diyor ki aşk bir kelebektir. Anlamayana bir günlük, anlayana bir ömürlük. O yüzden vay vay diyorum. Sizin kelebekten ve aşktan ne anladığınıza bağlı. Ben kelebeği uçurdum. İnşallah kalbinize konar. Yapacak başka bir şey yok. O zaman şu sensizlik kalbe zararlı bir dinleyelim. Evet, sensizlik kalbe zararlı. Tüm sevenler için. Aynen. Buyurun efendim. Söz müzik bana ait, size gelsin. Buyurun. Sana anlatamam, yaşatırım gelirsen. Bulutlarda gezdiririm eğer izin verirsen. Aşkı sana anlatamam, yaşatırım gelirsen.
bulutlarda gezdiririm. Bana izin verirsen, kalbimin yarısı senin, yarısı benim. Gel paylaşalım, ömrümün yarısı senin, yarısı benim. Hadi bunda anlaşalım. Kalbimin yarısı senin, yarısı benim. Gel paylaşalım, ömrümün yarısı senin, yarısı benim. Hadi bunda anlaşalım. Sensizlik kalbe zararlı, seni sevmeye kararlı. Ellerin yarama değdi, rica etsem sarar mı? Sensizlik kalbe zararlı, seni sevmeye kararlı. Gözlerin yarama değdi, rica etsem ağlar mı? Aşk anlatılmaz yaşanır derlerdi, inanmazdım. Çok bilen çok yanılır, bilseydim aldanmazdım. Aşk anlatılmaz yaşanır derlerdi, inanmazdım. Çok bilen çok yanılır, bilseydim aldanmazdım. Kalbimin yarısı senin, yarısı benim. Gel paylaşalım, ömrümün yarısı senin, yarısı benim. Hadi bunda anlaşalım. Kalbimin yarısı senin, yarısı benim. Gel paylaşalım, ömrümün yarısı senin, yarısı benim. Hadi bunda anlaşalım. Sensizlik kalbe zararlı, seni sevmeye kararlı. Ellerin yarama değdi, rica etsem sarar mı? Sensizlik kalbe zararlı, seni sevmeye kararlı. Gözlerin yarama değdi. Sensizlik kalbe zararlı, seni sevmeye kararlı. Ellerin yarama değdi, rica etsem sarar mı? Gözlerin yarama değdi, rica etsem ağlar mı? Teşekkürler, teşekkürler. Bir saniye, bir saniye. Burada durmamız gerekiyor. Evet. Çünkü bu şarkının sözleri size ait. Evet. O bir nakaratı söyleyebilir misiniz? Hemen. Yani şarkı hemen, olarak hemen, hemen. Şarkı değil yani. Sensizlik söz olarak. Kalbe zararlı, seni sevmeye kararlı. Ellerin yarama değdi, rica etsem sarar mı? Vay 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 vay. Peki ikinci soruya geçiyorum. Evet. Bu şarkı ne niyetle ve kime yazıldı? Tabii ki aşk niyetiyle yazıldı ve bütün samimiyetimle söylüyorum. Genel ben, mi? Ya, genel değil. Kendi arzularım var içinde. Mutlaka kendi duygularım var içinde. Ama ben şarkıları yaparken her şarkının bizim sevdiğimiz ya da bizim aşık olduğumuz bir kadına yazılması noktasında çok şey değilim yani. Hem fikir bu, değilim. Hayali bir kadın olabilir mi bu? Yok, aslında hepimizin kafasında vardır. Yani bazen kendimize hayali kahramanlar, bazen hayali düşmanlar, bazen de hayali aşklar yaratırız. Yani bunlar mümkün ve oluyor. Anladım. Zaten. Anladım. Kime yazıldı şarkı? Şarkı şu anda kimliksiz. Sahipsiz. Ama bir sahibi güzel. Olacaktır. Olacak. Olacak. Çok güzel. Evet. Çok şanslı kim olacaksa evet. Gerçekten çok evet. Güzel dile evet. Getirmişsin. Peki duyduğunu. Şimdi röportajımıza gidiyoruz. Metin evet. Abi. Evet. Eve yaptı. Gidiyoruz galiba. Evet. Eve gidiyoruz. Hadi eve bakalım. Gidiyoruz. Özel röportajımız. Metin Şentürk'ün evine ve her şeyi sorduğum. Ve Metin abinin de her şeyi işte gerçekten her şey verdiği. Dahildi yani. Evet, her şey dahildi röportajı. Buyurun izliyoruz. Ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin tüm aşklarıma. Şarkıları neşesiyle,
enerjisiyle küçük büyük herkesin sevgisini kazanan ünlü sanatçı Metin Şentürk'le ünlü sunucumuz Alişan bir araya geldi. Kahkahalar havalarda uçtu. Özel hayatına dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Çocuk benim için çok önemliydi. Biraz oralarda da problemlerimiz oldu. Ünlü şarkıcı Metin Şentürk evinin kapılarını her şey dahili açtı. Hem şarkılarıyla hem yaşantısıyla hem hayata güzel bakışıyla kahkahalarıyla renk katan, hepimizin hayatına renk katan Metin Şentürk'ün, Metin abinin evindeyiz. Hayatına dair, müzik yaşantısına dair, özel yaşantısına dair her şeye soru sorabilir miyim abi? Her şeyi sorabilirsin ama her şeye cevap vermeyebilirim. Yeni albümüyle sevenlerine merhaba dedi ünlü sanatçı. Sevgililer Günü albümü gibi oldu. O güne yetişti evet. Benim şarkılarımla pop şarkılarını birleştirdik. Sezen Aksu gibi, Yıldız Tilbe gibi, Tuval grubunun şarkısı gibi. Sevgili kardeşimiz rahmetli Kerim Tekin'in Kar Beyazdır'ı gibi. Yaptığım albümler içinde en çabuk geri dönüş aldığım albüm bu. Kar Beyazdır ölüm. Ah ellerinden gülüm. Biraz da gösterişli evinden bahsedelim. Kimle yaşıyorsun burada? İki tane yardımcım var bir kere evi çekip çeviren. Onların dışında 3-4 tane de kardeşimiz var. Dışarıdaki hayatımı tanzim eden, benimle beraber hareket eden. Ve en önemlisi dostlarımla yaşıyorum. Buraya herkes gelir. Benim sevdiğim herkes ve beni seven herkes. Çünkü bir evin bana göre, yani istiyorsan altından yap orayı. İçine de pırlantalarla döşe. İnsanın olmadığı hiçbir yer güzel değildir. Duvardaki aile resimleri dikkatini çekiyor şimdi de Alişan'ın. Tam şu an senin arkanda annenle senin bir resmin var abi. Evet. Bir de galiba anneyle babanın resmi anne galiba. Anneyle baba evet doğru. Bir düğün resmi var, evet. Evlilik resmi. Bir de annenin tek resmi var galiba. Evet. Anne rahmetli oldu. Annemi kaybettik 2006 yılında. O benim hem annem hem meleğimdi. Hala da öyle. Aşk sana dokunmak, koklamak. Aşk seni can evimde saklamak. Oturduğu evde uzun yıllar annesiyle yaşadığını anlatıyor Metin Şentürk ve duygusal açıklamalar yapıyor. Nasip oldu, aldık burayı, yıktık, yeniden yaptık. Kapıya da annemin adını yazdık. Annemle beraber yaşıyorum burada. Fiili olarak yok ama duygu, his. Ben neredeysem o da benle zaten. Konuşuruz biz onunla, gönülden gönüle. Biz onunla burada yine yaşıyoruz. Tek fark, dokunamıyorum ona. Nasıl düşmüşüm derdine. Röportaj bu kadar değil, devam edeceğiz. Böyle bölüm bölüm, çünkü o kadar uzun bir röportaj yaptım. Öyle mi? Evet. Senin de dediğin gibi belgesel gibi bir röportaj. Evet, en sonunda dedim ki Alişan, bunu biraz Allah'tan bölmüşsünüz, bayağı uzundu. Biraz daha uzatırsan dedim, belgesel olacak bu dedim. Çağla bugün, valla. Bugün öyle bir program yapıyoruz. Evet. Orada tabii annenin fotoğraflarını gördük. Gerçekten çok güzel bayağı. Evet. Allah rahmet eylesin. Neden Allah kaybettiniz anneyi? O bir hastalık nüksetti. Kanser. Daha sonra biraz yayıldı o. Ama tabii kaderi öyleymiş. Kaybettiğimi düşünmüyorum. Sadece yanımda değil. Ama kalbimde, ruhumda, evimde, barkımda, şarkımda yaşıyor yani. Peki nasıl bir anne-oğul ilişkiniz vardı? Çok, benim annem çok özel bir kadındı. Herkesin annesi çok özeldir. Ama tabii bizim röportajda da anlattım, hani eğer ilerleyen dakikalarda vereceklerse tekrara düşmemek için söyleyeceğim. Yok, burada canlı canlı dinlemek tamam. Başka oluyor. Şeydi, benim annem okuma yazma bilmeyen ama dünyanın en akıllı kadınıydı mesela. Yani okuma yazma bilmeyen birkaç üniversite bitirmiş gibi bir kadındı. Ben nasıl olduğunu bilmiyordum ama bilemiyorum. Hala da cevabını veremediğim şeyler var işte. Ama dediğim ya, annelik içgüdüsü sanıyorum başka bir şey. Yani tarifini bizim yapabileceğimiz, çok bizim farkına varabileceğimiz ya da bilsek de anlatabileceğimiz bir şey değil. Ama ben çok şanslı bir insanım. Yani anneme bazen derdim ki, anne yani okuma yazma bilmiyorsun. 40 sene önce bana bu ülkede, çünkü okuma yazma bilmeyen insanların bir takım şeylerden bir haber olması normaldir yani. Evet. Bugün bile çok okumuş, yazmış,
eğitimli insanların nerede, ne körler okulu nerededir, işte şu okul nerededir, bu nerededir bilemedikleri bir dönemi düşünün. O zaman benim annem gitmiş bir körler okulu bulmuş, beni yatılı okula vermiş ve ben hani şu şeyi hatırlıyorum, çok enteresandır. Annem beni yatılı okula götürünceye kadar çok mutluydum, okulun kapısına kadar. Kapısından girdik, annemin beni orada bırakıp döneceğini anladığımda ona öyle bir sarılmışım ki ben. Beni ayırdıklarında annemin partisinin düğmeleri benim elimde kalmıştı. Ya. Kaç yaşındaydın? İşte 7 yaşında. Ama ben o okula gidinceye kadar bırakılacağımı düşünmüyordum. Hani annemle okula gideceğiz, yine akşam alacak beni diye yatılı olduğunu bilmiyordum. Tabii. Yani bir şey yapamadım, farkına varamadım. Orada gidip ve bırakılacağımı öğrendiğimde annemin işte dedim ya nasıl sarıldıysam kadıncağıza. Düşün ki sen öyle hissediyorsun, annen seni nasıl bıraktı acaba? Ya bir de onun acısı tabii. Sonra çok konuştuk onun zaman. Annem mesela aşağıdaki hemen bizim okulun altında otobüs durağı vardı. O otobüs durağına gidip eve dönmek için gittiğinde hala benim ağlama bağırma seslerimi duyuyormuş mesela. Tabii tabii. Ne kadar kaldınız okulda? Ne kadar sonra? 8 sene kaldım. Ne kadar sonra böyle adapte oldun? Birkaç ay içinde adapte oldum ama... İşte demek, hafta sonları gelip anne alıyor mu? İlk zamanlar hayır almıyorlardı. Çünkü oraya alışmak lazımdı. O ev ve okul ikileminde kalırsak intibak sorunu vardı. Tabii. Aylarca gitmedik. Aylarca ziyaretleri de yasaktı. Ondan sonra... Herhalde hayatının en zorlu. Evet ama aynı şimdi öyle. Bakın tabii o günler bu günlerin temelini atmış. Evet. O günler bu başarıların altyapısını bize hazırlamış ve öyle bir anne... Böyle bir insanı Türkiye'ye var etmiş, kazandırmış. Anne için. Evet. Ne kadar zor bir karar anne için ama çocuğunun geleceği, onun ümidi ama, için. Ya ben buradan bütün annelere bu vesileyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Engelli yavrularımızla ilgili çok çalışmalar yapıyoruz. Çok güzel şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz ama gücümüz her şeye yetmiyor, yetemiyor. İnşallah ileride daha güzel şeyler yapacağız ama ne olur çocuklarınızı eve kapatmayın. Evet. Şartlar ne kadar eksik veya yoksun olursa olsun, dışarıda bir hayat var. Bırakın ona dokunsunlar, o hayata dokunsunlar. Bir ömür boyu çocuklarınızın gardiyanlığını yapıyorsunuz farkında olmadan. Bunu yapmayın. Ve onlara kötülük ediyorsunuz. Aynen öyle. Bunu yapmayın. Metin abi, anneye hiç beste yaptın mı? Yaptım. Bu albümde yok ama daha önce... Bu albümde yok. Ya nedense sanki biraz bencillik mi ediyorum bilmiyorum ama... annemi... Ya sanki o ikimizin olsun, hep bir kenarda dursun... gibi. Sözlerini... Hiç okumadın mı onu? Albüme yok, hiç koymadın. Albüme hiç koymadım ama bir kıtasınız, şiirini bir okuyayım istiyorsan. Allah aşkına. Çok bir keman bana bir şu el mikrofonunu aç. Birazcık da bir Hicaz taksimi yapsın, versene bana. Geliyor. Herhangi bir tondan. Sadece şiirini okuyacağım. Tamam. İlk kez bunu dinleyeceğiz. Evet. Metin Şentürk'ün annesine yaptı. Aradığım telefona bakmıyorsun artık. Eve geldim, pencereden de bakmıyorsun artık. Benim için ışıkları da yakmıyorsun artık. Bu ne zalim hasretlikmiş. Aklım ermedi anam. Ben derdimi, ben tasamı, ona buna mı yanam? Oo yanam oy. Neredesin anam oy? Gel de kendi yerine başka bir sevdayı koy. Annem anneciğim, anneciğim melekçiğim. Sen rahat uyu, hatırana bir ömür bekçiyim. Sen rahat uyu, hatırana bir ömür bekçiyim. Teşekkür ederim. Devam edecektim. Etme. Ama bozulabilirdim o yüzden. Bizi bozdun neyse, sen bozulma bak. Peki bir devam, şey soracağım. Devam etsin anne... Metin abi. Çok güzel gidiyordu ya. Bir ikinci kıtayı alamaz mıyız? Alırız. Ya çok etkileniyorum. Haklısın. Hepimiz etkileniyoruz. Şey oluyorum böyle hani... ne bileyim sanki programın enerjisini de düşürebilirim gibi. Olur mu? Yok ya? Yok. Onun için her şey belki, dahil bize programı belki sonra yaparız. Tamam, çünkü bu benim için başka bir durum, başka bir ruh hali. Hı-hı. Onun için. Peki bir şey sormak istiyorum ben. Annenizi hiç görmemiş birisi olarak. Evet. Onu nasıl hayal ettiniz bu zamana kadar? Çok melek bir kadındı o ve dolayısıyla da hani anneler aslında hani görsen görmesen bir şeydir ya o böyle. Hı-hı. İçeridedir, dışarıdadır, melek. Çok ufak bir detay, çok gereksiz bir ayrıntı. Hayır hiç değil. Ama hiç yine değil. De merak ediyorum. Yok, yani benim annem çok, nasıl bir kadın olarak hayal ediyorsun? Bir kere çok güzel bir kadındı bir.
çok yani nasıl söylenir ki, böyle anne gibi, pamuk gibi, melek gibi, başka bir şeydi ve çok severdi beni. Ben de onu, bana çok düşkündü. Ya öyle düşkündü ki, benim annem çok enteresan bir kadındı. Bak, eve gelirdim ben şimdi Çağla. Şimdi yani ben onun oğluyum ve benim görmediğimi biliyor değil mi yani? Bir anneden daha iyi kim bilebilir bunu? Ya gelirdim, mesela ben banyoya giderdim, lavaboya giderdim, arkamdan gelip ışıkları yakardı. Ya niye yakıyorsun ya kadın bu ışıkları yani? Ben zaten olsun be moray çocuk, bazen bileyim ki gürüysün diyordu. Biz öyle konuşuyoruz. Tabii böyle enteresan bir kadındı o. Annelik içgüdüsü. Şimdi de bizi seyrediyordur eminim, o gülüyordur orada. Evet. Bir kar beyazdır ölüm yapıp dağda dağıtalım mı havayı? Bir de dağıt bizi valla. Ama bir dakika. Metin abi, bir dakika. Metin'in devamını izleyelim. Kar beyazdır ölüm hemen ondan sonra. Hemen olacağız. Az sonra Metin Şentürk'ten kar beyazdır ölüm dinleyeceğiz. Devam edelim. Röportajın devamını. Hadi bakalım. Aşka kilit vurulur mu? Bir sor kendine. Geçmişten bahsederken Metin Şentürk, görme yetisini nasıl kaybettiğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapıyor. 3 yaşından beri görmüyorum. Sen küçük yaşta hani doğuştan bu görmeyle ilgili sorun doğuştan olmadı. Doğuştan değil. 3 yaşındayken. Ben hikayem çok enteresan benim ya. Masanın üstüne koymuşlar, evde badana yapılıyormuş. İşte her yer kalkıyor ya böyle, badanada işte yataklar, divanlar. O zaman tabii böyle daha ilkel şartlarda da yaşıyoruz. Böyle divanları toplamışlar. Ben de uykudayım. Uyuyorum diye beni masanın üstüne koymuşlar. Ulan ben tuzluk muyum? Ekmek sepeti miyim? Masanın üstüne ne koyuyorsunuz beni? Uyandığımı da fark etmemişler. Düşmüşüm ben. Düşünce bu beynimin üzerine düşmüşüm. Oradan aldığımız darbe. Yani anlayacağınız, kafadan darbeliyim ben. Annemi hiç göremedim. Yani o zamanki şeyi hatırlamıyorum. Hani annemi böyle görmek anlamında soruyorsan, hani yüz veya sima olarak, o zamana ait hiçbir şey hatırlamıyorum. Benim annem çok çok da güzel bir kadındı. Ve okuma yazma bilmezdi. Dünyanın en akıllı insanıydı. Yani benim annemin okuma yazma, zaten hep derdim ona. Ya sen okuma yazma bilmiyorsun. Ta 30-40 sene önce nereden buldun bir körler okulu da beni okula götürdün? Ebre more çocuk, ben anneyim bre derdi. Öyle konuşuruz biz. Arnavutuz. Ailemde 6 kişi görmüyor. Bir de benim ailede genetik körlük de var tabii. Baba zamanla öyle oldu. Bizim ailede 6 kişi körlük sorununu yaşıyoruz. Küçük bir körler okulu gibiyiz yani. Hayata hep gülen gözlerle bakan Metin Şentürk'ün azmi ve yaşama sevinci hepimize örnek oluyor. Araba kullandın ve galiba rekor kırdın değil mi? Galiba evet. Ferrari kullanıp. Evet, evet. İstiyorsan giderken eve ben bırakayım seni. Evet. O merdivenlerden ilişkiyi gördüm. Evet. Özcan abiye sordum. Abi hani bu şey mi, hafıza mı? Nasıl bilebiliyorsun abi? Merdivenlerde nasıl inip? Ya şimdi sizi tabii biraz bu konuda... Yani şu evin her karışını biliyorsunuz. Tabii bu burayı... Yani şu anda hiç kimse olmasa abi burada, sen burada kalabilirsin. Tabii ki yatarsın, de. Yatarsın, mutfağa tabii ki girip de. Ben zaten, suyunu alırsın. Ben zaten bazen herkese gönderiyorum yalnızlık yaşamak istediğim zaman. Yalnız kalıyorum 1-2 gün. Ütülerimi asla kimseye yaptırmazdım. Çünkü kimse benim için, benim gibi ütü yapamazdı. Hani ben isterdim ki... O pileyi falan nasıl yapıyordun abi? Her şeyi. İşte o yüzden zaten onu istediğim gibi yapamadıkları için. Özellikle mesela pantolonlarımı asla kimse... Annem de dahil ütületmezdim. Kendim ütülerdim. Her zaman şık gördüğümüz Metin Şentürk'te moda konusunda çok hassas. Bunun için kimden yardım alıyorsun abi? Hani gidiyorsun mesela, ne diyorsun? Mesela alışveriş yapıyorsun. Hani bana bir şöyle bir ceket... Orada çok enteresan bir şey var. Ya ben... Çok isabetli seçimler yapıyorum. Tabii bunun içinde ailem, mesela benim bu konuda abim çok iyidir. Yani genlere yerleşmiş bu. Hiçbir zaman modacıyla çalışmadım. Çünkü modayı en iyi ben bilirim. Üstüme mürdüm rengi bir takım elbise giydiğim zaman onun bir siyah gibi, bir gri gibi, bir lacivert gibi olmadığını, onun çok farklı frapan bir renk olduğunu ya da frapana kaçan bir renk olduğunu biliyorum. Mesela kimse sokağa çıkıp işte morun bir tonu takım elbise aramaz. Ama ben ararım ve bulurum.
Zaman zaman gündeme gelen "Acaba Metin Şentürk görüyor mu?" dedikodularını soruyor Alişan ünlü sanatçıya. Esprili bir cevap alıyor. Hala var, hala var. Ben galiba yarı insanların yarısına göre bestekar, yarısına göre sahtekarım herhalde. Estağfurullah. Estağfurullah. Hiç unutamadığım bir anı var. Hilmi abi gelmeden kumpas yapmıştınız rahmetli Hilmi abi. Hilmi abinin kıyafetini camdan görmüştük. Metin abi o zaman Mansur abi söylemişti sana. Demişti işte üzerinde lacivert takım var. Altında kahverengi ayakkabısı var. Bir tane de lacivert gömleği var. Gelince bunu söyle demişti. Hatırlıyor musun abi? Tabii tabii. Öyle Hilmi abi öyle geldi bir... rahmetli. Metin abi dedi ki ya Hilmi abi dedi o lacivert takımı o kahverengi ayakkabı olmuş mu dedi. Hilmi abi kendini camdan atıyor. Yıkıldı. Görüyor. Ben size dedim görüyor diye. Son olarak geçtiğimiz yıl boşanan Metin Şentürk'e özel hayatıyla ilgili sorular soruyor Alişan. Sen bana ne istersen sor dedim. Yeni bir ayrılık yaşadım. Evlenmiştim. Çok severek evlendiğini biliyorum. Şu an durum kimse acılar yaşamak istemez. Ama insanlar acılarına alışırlar. Ve acılarının üstünü örtüp yaşamaya bakmak zorundasın. Demişler ki ya evlenince ne oluyor? Filozof demiş ki vallahi her şey gidiyor, iyi gidiyorsa mutlu oluyorsun da kötü gidiyorsa filozof oluyorsun demiş. Keşkelerim çok azdır. Yalnız özel hayatın adı üstünde de özel diyoruz ya. Onu paylaşmayı, konuşmayı sevmiyorum. Ama doğrudur. Güzel günlerim oldu, acılarım da oldu. Hepsiyle baş ediyoruz. Çocuk problem oldu. Konumuz zaten... Çocuk benim için çok önemliydi. Biraz oralarda da problemlerimiz oldu. O yüzden evet çocuk çok seviyorum. Ama olmayınca da olmuyor. Yapacak bir şey. Aşkı sana anlatamam. Yaşatırım gelirsen. Tavla maçı yapacağız. Evet. Vallahi baya baya muhabbet etmişiz ama ya. Evet evet. Değil baya. Mi? Dedim ya abi bayağı bir belgesel evet. Gibi oldu. Birazcık daha zorlasaymışız buraya gelmeden oradan hallediyormuşuz işi. Yok daha var devamı burada kestik şimdi. Şaka şaka. Şimdi sen bize hani her şeyi sorabilirsiniz. Şey yapmayı şey yapmamak bize kalmış bir şey. Bana kalmış bir şey dedin. Sen sor. Niye beni ittiriyorsun? yok sorun ben, yok. Ben Alişan'a sordum neden ayrıldıklarını biliyor musun diye. Ondan sonra o da ben... Çok soramadım dedi. Şöyle. Şimdi siz de bize kuliste hani böyle bir açıkçak verecek. Yok yok sorun yok sorun yok. Ya bunlar zaten yazılan konuşulan şeyler. Bir tek aynı şeyi tekrar edeceğim. Yapı itibarıyla aile yaşantısını ekranları bak her şeyi konuşabilirim. Her konuda sohbet edebiliriz. Her şeyi ama bu aile yaşantısını ekranlar önünde... Konuşmayı ve yaşamayı, yaşamaktan kastım şu. Tabii insanlar ailesiyle güzel şeylerini ya da işte umuma açık bir yerlerdeyse kimse beni çekmesin, beni görüntülemeyin demeyi kastetmiyorum. Ama bazı şeylerin, bir takım problemlerin aile içinde kalmasını, aile içinde kalmasını beceremiyorsan, başına gelenleri kontrol edemiyorsan, içinden gelenleri kontrol etmeyi, öğrenmeyi bilmemiz lazım. Ben böyle yapıyorum. Kızdığım şeyler olsa da, çok üzülsem de veya çok yıpransam da bunları kontrol etmeyi seviyorum. Onların beni kontrol etmesini, yani bu duyguların beni kontrol etmesine izin vermiyorum. Ve bu konuları konuşmayı sevmiyorum. Beni bağışlayın. Olur. Yok rica ederim. Çok güzel. Çünkü bu konulardan daha konuşacak daha güzel şeylerimiz var. Şarkılar var. Ama duygular. Niye sonuçta siz de çok büyük bir aşk yaşadınız. Tabii bu da güzel bir konuydu sonuçta. Elbette bakın aşka saygım sonsuz. Hiçbir konuda aşkın üstünde, bu dünyada aşkın üstünde tuttuğum başka bir duygu yok. Değil mi? Tabii zaten ki o şarkıların yazılması aynen öyle. Sebebi yaşadığınız o kalbinizin kesinlikle. İçindeki taşıdığınız o güzel duygular her şey. Ben bazen söylüyorum, tekrar olabilir. Allah insana iki el verir tut diye, iki göz verir gör, iki kulak verir duy, iki ayak verir yürü diye. Niye bir kalp veriyor? Git öbürünü bul diye. Evet. Deniyorsun, buldun, bulamadın, yapacak bir şey yok yani. Evet. Ama dediğim gibi... Aşkın üstünde bir duygu bana göre dünyada yok. Bence var. Yok. Var. Yok. Var. Yok. Var. Yok. Vallahi yok. Var. Ne var? Çocuk. Ha. Ama bir dakika. Hayır. O da aşkın ürünü. Aşktan doğan. Tabii olur canım, mu? Ayrı. Tabii. Ama sonra ana başlık aşk. Doğru. O yüzden doğru. Yani bunun bir aşk. Yani sen, çocuk sahibi, aşk meyvesidir. Çocuk olmayı çok çocuk sahibi olmayı çok istiyorsun abi.
demek ki çocuk kısmet sahibi olmak için bir kez daha aşık olman lazım. Fark etmez, ben yine dışarıda sevecek çocuk buluyorum ya. Sizin çocuklarla ilişkileriniz de çok iyi. Çocuklar da sizi çok seviyorlar ya. Ben çocuk delisiyim ya. Bir de acayip bana hemen kaynarlar, kaynaşırlar. Ama enerjiniz çok yüksek. Belki de ondandır. Sizi hayvanlar da çok seviyordur. Köpekler, aynen, kediler. Hemen böyle sırnaşıyorlardır, aynen, değil mi? Hissediyorlar. Kedi sevemiyorum ama köpek çok seviyorum. Kedi niye sevemiyorsun? Bilmiyorum ya. Ben de bir... Alerjik mi? Değil. Ya bir ön yargı mı desek, bir şey var bende. Kedilere karşı. Kedilere karşı. Ama yanında kedi var ama. Görmedi. Ne diyorsun? Alican. Ay sen çok fenasın ya. Ayıp ya. Hayır, bizim stüdyoda oluşan bir kedi ama var. Ama bak bir görsen valla çok tatlılar onlar. Ya ben ne bileyim valla, burada bunu ne olur affedin beni. Hayvanları çok seviyorum. Orada sıkıntı yok. Ama kediye dokunamıyorum. Köpeği seviyorum. Ha, dokunamıyorsun. Dokunamıyorum. Çünkü sen sonuçta hissederek sevgi, aynen, veriyorsun. Aynen, aynen. Enteresan. Ya Alişan. Yok yok abi, kedi. Hadi pisten pis. Yok yok, kedi yok. Kim o ya? Geldi. Yapma, tamam. Bizim boncuk yok, geldi. Yok ya. Yok ya, yok ya. Gelecek gibi, gelecek gibi. Çok yok, gelecek gibi, rejiden yapıyorlar. Vay lan kör kediler vay. Ben sabah sabah programa geleyim, siz bana bunu yapın ha. Ya. Abi şu kar beyazları ölümü. Hadi alın, hadi, geldi, hadi, zamanı geldi. Hadi, hadi. Tamam, hasret büyüyor gecenin. Anılar vuruyor gözyaşlarıma, çılgın bulutlar dönüyor başımda, uykusuz geceler kafamda. Yıkılsa dünya, kıyamet kopsa, yine de vazgeçmem, ölürüm derdimden. Beyazdır ölüm, ah ellerinden gülüm, yine yoksun diye düşmanım her güne. Dursun dünya, dönmesin sensiz, yaşatmasın Allah'ım sensiz. Kar beyazdır ölüm, ellerinden gülüm, yine yoksun diye düşmanım her güne. Hasret büyüyor gecenin koynunda, anılar vuruyor gözyaşlarıma, çılgın bulutlar dönüyor başımda, uykusuz geceler kapımda. Yıkılsa dünya, kıyamet kopsa, yine de vazgeçmem, ölürüm derdimden. Kar beyazdır ölüm, ölüm ellerinden gülüm, yine yoksun diye düşmanım her güne. Dursun dünya, dönmesin sensiz, yaşatmasın Allah'ım sensiz. Kar beyazdır ölüm, elleri
Ağzına sağlık. Çok güzel olmuş abi. Sağ olun. Sağ bu şarkıyla, bu vesileyle de rahmetli Kerim Tekin'i de almış olalım. Evet. Aynen. Çok ne kadar güzel bir şey bıraktı bize değil mi? Ya çok güzel bir şey bıraktı. İnşallah biz de o güzelliğe bir güzellik katacağız. Harika olmuş. Çok yakışmış şarkısı. Çok teşekkür ederim. Var olun. Vallahi biz rahmetli Kerim Tekin'le o rahmetli olduğu gün birlikteydik. Aynı konserdeydik. Aa. 98 yılında. Sizlerin Özer, Reyhan Karaca, Zafer Peker hep birlikte bir Anadolu turnesine çıkmıştık. Orada işte tavla oynuyordu menajeriyle. Sonra bir telefon geldi, yola çıktı. 15 dakika sonra da zaten o kötü haber geldi. Allah rahmet eylesin. Annesi babası bizi izliyorsa Allah sabır tabii ki hiç hiçbir zaman acı hep taze kalır. Evlat acısı. Allah sabırlar versin. Amin. Sabırlar, sabırlar versin. Bütün sevenlerine de. Şimdi röportajın şu son kısmını ya bir izleyelim. Ya daha kaldı mı röportaj Allah aşkına? Var, daha şaka var. Ya. Fok fok veriyoruz. Allah Allah. Biz röportajı bitirelim. Röportajı. Ondan sonra seninle kapışacağız. Ya, 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 aa, öyle mi? Bir kapışma var. Bir tavla turnuvası tamam, olacak yaparız, yaparız, yaparız. Ben söylediğimi söyleyeceğimi söyledim. Alişan'a dedim ki bak Alişan. Benle tavla oynama. Ben çünkü şarkıcı olmadan önce geçimimi o yoldan sağlıyordum. Tabii tabii. Hazırlayalım mı yoksa röportaja devam edelim röportajdan sonra? Bence röportaj esnasında hazırlayalım. Tamam. 45 saniye kalmış. Ben de o şeyleri hazırlayayım. Pulları hazırla. Sen de pulları hazırla. Röportajdan sonra buradayız. Tamam hadi. Yaparız. Bence bildiğin bir şey yapsak ya. Nasıl mesela? Bak ya. Burada iddiayı yapalım. Yapalım. O, orada. Bak Alişan. Ben seni ikaz etmiş olayım da. Ben şarkıcı olmadan önce geçimimi tavladan sağlıyordum. Haberin olsun ya. Olay. Hala da birçok kışlık yazlık kıyafetlerimi oradan geliyor. Bir takım elbise abi. Olur. Tamam. Olur. Girdik. Olur. O girdik verelim. Girdik abi. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin tüm aşklarıma. Mete abi dedi ki siyahları mı sarıları mı verip ben renk görüyor fark etmez dedi. Öyle ama ya hangi rengi verirsen ver. Siyahları verdim abi. Gel kardeşim buyur diz canım kardeşim. Evet abi nesi ne? Takım elbise demiştik bunu ama ya. Oo öyle le. Ama yalnız, ben yok ama ben, şey ben Alişan'a güvenip oynamam hakem lazım. Ben hakem ben. Ha okey oldu. Tabii, tabii ben tarafsızımdır da şimdi bütün programı. Emin misin? Aa, herhalde yani. Ya bir oyun oynayalım. Çok kırıyorsun beni Metin abi. Aa ya olur mu? Bir tanemsin mi? Ben bakıyorum. Abi at önce bir birincilik için. He? Önce bir birincilik. Ya bırak şunu. Sen mi başlıyorsun? Yok herhalde yok. Konuk aa, o. Konuk. Yok ben yok olmaz olmaz. At abi. Olması gerektiği. Oku Çağla. Ben mi söyleyeceğim? Sen, dört. Sen. Bir. Ya. Ne? Aa, Alişan gördün sen dur. Gördün mü işte ben Metin abiyi okuyacağım. Hayır ben okuyacağım. Tamam. Dört. Abi ben de 4 attım. Şaka yapıyorsun. Ben de 4 oynamasak. Dört. Oynama. Ha, yok yok. Dört. Şimdi bu ne? Dört. Yine 4 abi. Yapma abi başka bir şey yapma. 1. 6 abi. Hadi ben başla. Vallahi 6. Abi takım elbisesine. Tamam okey. Bir oyun oynayalım tek da oyun. Sonra şey yaparız. Tamam. Tek oyun. Burada başlıyoruz ama finali bitireceğiz. Bitireceğiz öyle. Tamam tabii burada tek oyun oynuyoruz. Burada yayın çıkışı bitireceğiz. Tamam. Hadi ya Allah. Haydi bakayım. 5-4 abi oyna, oynuyorum. Oyna zarımını öbürünü ver. 4 abi. Ver zarı ver. Bir dakika veriyorum. Orada mı kalmış? Zarına versene. Aldık. Oku. Oku. Okuyorum. 6-1. Şurayı hemen aldık. Kapıyı aldık. 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 Bakalım kapıyı aldı. Evet aldık. Devam. 5-3 abi. Oynayacağım. İçeriden aldım abi. Oldu. Hadi bakayım koçum. 3-1 al kapı. Oo, çok güzel hareketler bunlar. Vallahi. Abi nasıl görüyorum? Hadi hadi oyna. Bana bakacak oyunu verecek şimdi. 5-4. Bak bak bak. Abi 5. Bu da 4. Çek bakayım oraları ne yaptığına bir bakayım. Ben yaptım ben. Ben bakıyorum. Sen hiç merak etme. Olsun. Oku. 2-2 okuyorum 2-2. 2-2 şu 2. O 2 o şu da 2. Bir dakika dur. Abi orası kontrol. Kapalı. Kapalı tamam. Oradan çık. Şöyle. Oradan 2 çık. Şu bravo. Buyurun beyefendi. Adam sıfır açık oynuyor. Ben nasıl yiyeceğim bilmiyorum ki. 4-1 abi. Ya, abi şu 4. Evet. Bu da 6'yı sana çıkıyor. Biri düştü. 6 atıyoruz. 6 atıyoruz. 1, 2, 3. Al bakayım onu eline. 6. Valla 6 attı. 6. Öbürü? 5'i de... Hayır öbürü çıkmaz. 6, 5 mi? 6'yı 5'i ilerle. Tamam, buyurun. Aa, sen susar mısın? Ben deyim sen, tavla sen sustur sus. 6, 5, gele attı. Gele, bırak. Mars oldu, ver. Çabuk, Mars oldu bu. Mars oldu valla. Mars oldu bu be kuzucuk. 4, 3, 4, 3. Oldu. Bak şu 3, şurayı kapadık tamam mı? Şu 4'ü de oradan. Şu 4'ü de şuradan geldim şöyle. Ay heyecan yaptım. Çabuk. Nasıl şey yapıyorsun ya? 4-1 attı. Biri girdi, Kırdım 4 ile kırdı, 5 atıyor. 5 atıyorum. Al varsa, al 5'i bakayım tepene. 4-3 abi. 4'ü koydun 3 koyduk, koyduk 3. Bekle. 4. Buyurun. Yok 4'ü koydun 3 oynadım. Hayır öyle mi? Tamam. 4'ü mü koyduk? Aa, Metin abi 6-5 attı. Olmaz. Bir dakika dur. Tamam, hayır canım. 4 koydum ben buraya 3 oynadım. 6-5 attım Metin abi. Okey devam et. 6-5. Abi şu... Ya bu kanalı kapatmazlar değil mi bu?
Alişan o kadar kötü oynuyor ki senin ya yerinle. Ya bilmiyor ki. Senin için. Al abi. Al bir dakika bekle bir şey söyleyeceğim. Açık var. Peki bir dakika bekle. 5 ve 4 açık. Tamam çek çek elini. 4-1 atıyorsun. 4-1 atıyorsun. 4-1. 5 yeter 5 yeter. 3-1-4. O da 4. Tamam, alın. Al 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 Mars ol. Bir tanesi bir tanesi. Tamam bir tanesi. Şimdi sen gel at. 6-4. Yok 1-1 abi. Oldu oldu güzel zar attı. Bir dakika dur. Şu anda 1-1. Bak şu 1 abi. Tamam çabuk oyna bakayım. Acemiye bak acemiye bak acemiye bak acemiye bak. Acemiye. Kırmadım. Niye kırmıyorsun? Sana ne? Sen annesi mi oynuyorsun sen ya? Hiç bilmiyor ya. Bir abi, bir attı. Bir. Tamam dur. Müsaade et şimdi. Orası dur. Çıkmaz. Bir dakika dur 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 dur. Şu bir iki üç. Şu ikiden iki buyurun. Şöyle, abi fazla gitti. Bir yana bir yana bir yana işte. Tamam. 4-1 oynanacak. Ya bu hiç bilmiyor. Allah aşkına. Abi bak aşkına. Bu 4 bu da 1. Kırdı kaçtı. Korkak. Sen nerelisin sen böyle kaçıyorsun bir daha. Nerelisin oğlum sen? Ha? Aa, oldu mu bu iş ya? 6-6 attı. 6-6 abi gele. Yazık oldu. Bekle abi. Bekle abi. Çok güzel hareketler. 3-1 abi. Oyna oyna. Abicim, öbür üzeri alayım. Sen gerçekten kötü oynuyorsun. Abi ya. Şu 3. Evet. Şu da 1 abi. Sen ya, şimdi bir tane 4 3 atıyorsun. Gerçekten ben sana bir şey söyleyeyim. Metin abi gel abi. Yine 5-5 attın ya. Tamam bir şey olmaz yavrum dur. Sıkıntı yok. Bekle abi. Metin abi 2-2. Tamam oyna. Bak abicim. Tamam oyna. 2 abi. Ay nasıl amatör nasıl amatör nasıl. Şuradan. Lan şurayı açsana. Abi yaptı tamam. Allah Allah. Tamam. Dörde gir, dörde gir, öbürü dörde ne, gir. Öbürü ne, öbürü ne? Bir, bir. Dörde üçü gir. Dört, bir. Buyurun. İyisi güzel. Tamam, doğrudur. Bu böyle kalsa şarkı mı dinlesek? He? Şarkı mı dinleyelim? Bir de biri oyna, bu böyle bu, kalsın. Abi, biri oynadı, nasıl? Biri oynadı. Hadi bir şarkı İlk oyunu bitireceğiz, ilk oyunu bitirelim. Lan bitmez ki bu. Hızlı 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 hızlı. Hadi oyun 5-2. Oyun çok şey oldu. Yo, çok şey Alişan olmadı. Alişan kaçıyor. Abi şu 2, şu 5 al. Ha. Çek çek elini. Çık oradan, oradan çık. Oo. Kaç. Kaç attık? 3-4. Şu buradayız. Aa, nasıl yerini buluyorsun? Abi yerini nasıl bulayım ben? Ya çocuklar lütfen yapmayın Allah aşkına. 3-1 abi. Alişan buna reçete yazmazlar be. 6-1. Bak şu içeride. Bravo içeride. Şu an canlı yayında rezil oluşumu. Evet. 6-5 abi. 6-5 oynuyor. Bir dakika çıkıyor. Dur çıkacağım onu. Hatta 6, kırar o. Bu kırar. Da elinde abi. Kırar tamam koy onu. Al abicim elini. Oraya buraya lütfen. Lütfen abi. Lütfen. Sen şimdi 3 atıyorsun. Bir dakika canım bir de. 1-1 abi bekle Metin abi. Tamam sağ olsun. Metin abi bekle. 6-2 abi. Bir şey söyleyeceğim bak. Şu 2 şu da 6 abi. Ne? İçeride açık yok. Ne yaptın? Hayatım bir şey söyleyeceğim. Al 2'ye 6 işte kapattı. Metin abi şu açın. Al abicim. 4-3 at. 4-3 at. Al bakayım canım kardeşim. Metin abi bekle abi. Bekle tamam bekleriz. 3-1 abi. Ha oyna bakayım. Bu 3 abi. Ver şu tekini de. 2-6 attım var ya. Bu ne be? Bu ne yavrum? Olmadı. 3-1 bekle abi. Tamam bekliyoruz. Bekle abi. 6 abi. Ha çıkmaz. Çıkar 6. İyi tamam hadi çıkar. 6-4. Oğlum dur bak. Her ayrılık bir vurum. Ama yok ya. Her ayrılık. O 6-1. Abi 1-6 abi. O da çıktı. Şimdi bak 4. 4-4 atıyorsun. Metin abi ne oldu abi? Ben atayım mı senin yerine? He? Bir tane ben yapayım 4-4 atacağım. Lan bana bak atma 4'e. At. Yürü. 4 attı. 4 attı. 6-3. Atamadı Metin abi. Olsun tamam hadi oyna. Metin abi 5-3 abi. Şu 3, şu 5 abi. Ya bir şey söyleyeceğim. Program böyle bir tane söyleyeyim sana. 4-3 at. Bir tane daha son bir tane daha. 4-3 at. 4-3 at son ne, şarkı. Bu ne? 4-4! 4-4! 4-4! Dur! Sakın acele etme. 1-3. Bir dakika. Al şunu. Al şunu. Dur. Bir dakika dur. Abi zaten. 3-4. Tamam. Burada dur. Şarkı alıyoruz. Kalk şuradan. Bırak. Dokunmuyorum. Dokunma onlara. Ben dokundurtum. Alalım aşkımı istiyorum. Hadi çabuk olalım. Ben de buradan nasıl kurtulacağım onu düşünüyorum. Çekil oradan. Mahşere kadar benim aşkım, her alemde senindir canım. Nereye istersen sür köle diye, sensiz ölürüm cennette. Beraber söyleyelim.
seni seven kalbim sana deli oluyor anlasana. Sana dayanamıyorum, inan ki sensiz mutlu olamıyorum. Seni seven kalbim sana deli oluyor anlasana. Sana dayanamıyorum, inan ki sensiz yaşayamıyorum. La 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 la. Kendimi bilmiyorum. Önce Allah, sonra sen. Benim için o bilir nasıl sevdim. Seni seven kalbim sana deli oluyor anlasana. Sana dayanamıyorum, inan. Seven kalbim sana deli oluyor anlasana, anla. Sana dayanamıyorum, inan ki sensiz mutlu olamıyorum. Seni seven kalbim sana deli oluyor anlasana. Sana dayanamıyorum, sensiz mutlu olamıyorum, olamıyorum. Bir yine versenize, bir yine. Aç biraz da mikrofonu. Şimdi beraber söyleyelim bu nakaratı. Biraz mikrofonu açın çocuklar. Seni seven kalbim sana deli oluyor anlasana. Sana dayanamıyorum, inan ki sensiz mutlu olamıyorum. Şimdi siz söylüyorsunuz, buyurun. Seni seven kalbim sana deli oluyor anlasana. Sana dayanamıyorum, inan ki sensiz mutlu olamıyorum. Teşekkürler. Damar olmuş ya bu albüm. Ya bu çok başka bir albüm oldu ya. Evet, bir İnşallah farklı. Çok uzun süre çok keyifle dinleyeceksiniz. Çünkü çok güzel şarkılar var. Hatta hazır havaya girmişken bir de Sezen Aksu söyleyelim mi bir tane? Ay, evet abi ya. Sezen Aksu mu söyleyelim? Hangisi evet. Sen söyle, içinden bir şey geldi. Canlı söylesek mi? Bana şimdi rejiden doymadım mı acaba bir dinlesek? Tamam ama bak ama. Bu da en az bir doymadım tabii kadar ki, bir perişanımı alalım mı? Perişan. Evet Sezen ya, perişan. Sevgiler, Yıldız Tilbe'ye sevgiler, aynen. Perişanım. Perişanım. Zaten perişanım hadi. Ben de şu anda tavla elimde. Dokunma. Perişanım. Ne yapıyorsun lan burada? Cevap yok. Yakaladım. Hayır, ben şey bakıyorum Metin abi. Yok. Vallahi oynamadım. İyi. Kırığı elinde bekliyor, kapıda. Sen merak elinde. Etme. Benim bur çıktım burada, evet. Okay. Tamam, tamam. Gelsin abi perişan. Ezbere biliyor o neyi verdi. Perişanım, evet buyurun.
derin bir kederde. Aşkından ümidi kestim hiç olmazsa. Evim şenlensin sohbete geldi. Sen hiç fark etmeden kalp kırmadın mı? Merak edip vicdanına sormadın mı? Ne yaptım ben sana bu kadar nihayet? Ben de bir anadan doğmadım mı? Bir daha olmaz, bin kere tövbe. Kan davası mı bu, bu nasıl öfke? Bir daha olmaz, bin kere tövbe. Kan davası mı bu, bu nasıl öfke? Perişanım şimdi, mutlu oldun mu? Başını yastığa rahat koydun mu? Perişanım şimdi, mutlu oldun mu? Başını yastığa rahat koydun mu? Zehirlenmeyiz değil mi? Sen niye çağırdın? Ya, ya onlar şimdi genç kızlar böyle. Sen niye çağırdın? Aa Cahil gelin mi? Şurada çok güzel yemek kokusu geliyor. Ben buraya girelim. Evet bence biz buraya girelim. Oraya geçtim ben buraya gideyim. Çok güzel yemek kokusu. Cahil! Cahil!
Ay tövbe ya. Bu avanta yemek olsun Alişan'a. Çabuk ay çabuk Gülşah teyze. Çabuk. Abla kızdı abla, teyzesi. Gülşah abla. Çok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alişan'ı dışarıda bıraktı. Öbür evet. Komşuya sattık Alişan'ı. Evet. Gördü mü? Gördü böyle. Ay ben sizi çok seviyorum, çok seviyorum diye kadın hemen evine girdi. Buradan dedi çok güzel yemek kokuları geliyor dedi. Oraya girdi oraya direkt. Girdi. Arkasına sattı görüyorsun böyle bir insan. Selma ablaya girmiş. Evet yan tarafa girdi kız. Sizinle ilgili şey öğrenmeye çalışıyordu. Dedik öyle mi? Nasıl bir komşu? Dedik iyi dedi. Komşu mudur şey midir yeni evliler çok patırtı yapıyorlar mı dedik. Sesleri oluyor mu dedik. Öptü. Hadi görüşürüz. Hayır sizi izliyorum. Hadi bay bay. Kim o? Çağla Hanım. Evet. Benim. Ne oldu? Aç yan kız, tarafta aç. Yemek yokmuş. Ne vardı? Şey yanında yemek yok da. Önce git yemeği. Hayır. Bak şey. Senin yüzünden dışarıda kal. Aç kız aç hadi acı da. Gel yazıklar olsun. Erkekler çok fazla kapıda bırakılmaz. Kaparlar Allah korusun. yan taraf kapıyı açtı bize. Biz anlattık canım, bize anlattı da gelin. Şey oldu, çok güzel. Nasıldı yemekler? Güzeldi, çok güzel. Çünkü buradakiler daha güzel mi? Ne var ki? Kelle paça yapmışlar herhalde, rengin soğumuş. Hadi girelim. Hadi girelim. Ay, hadi girelim. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Sığdın mı? Allah'ın emri, peygamberin kavliyle eğer bir şeyiniz varsa, yani tanıdık kız. 25 ila 30 arasında. Hayır beni evlendirdi kız Alişan'a bakıyorsun. Önce onun aciliyeti var. Benim aciliyetim var. Kız benim aciliyetim var. Ne aciliyetim var senin? Adam geldi. Öyle her şey sürülenmez. Şurada 3 sene daha kadın evlenemezse. Ha, evet. Allah korusun çocuğu olmayacak adam. Şey, Allah korusun. Zaten tedaviye şimdiden başladı. Ne diyorsun ya? Bakışlara bak. Alişan'a göre var yani. Ha işte o soracak bu tabii ki. Kaç yaş? Yaş kaç? Her yaş var 29, 30, 32, 33. Bak arkada vardı. Kaç yıl garantili? Garantisi kaç yıl kız? Garantili. Ömür boyu garantili. Benim ömür boyu garantili. Benim de ömür boyu garantili. Oradan konuşuyorsun duyulmuyor. Gel şuraya. Evet, gel otur şuraya. Gel. 29 yaşında ona bakmak istiyorum şu an sen müsaade edersin. 29 yaşında. Burada değil şu an. Onu fark ettik. Hı-hı. Nerede? Evinde. Gelseydi niye gelmedin? Çağırmadım. Neden? Ya adını getiriyorum, sen aklıma mi getiriyorsun? Aklıma gelmedi aslında. Bak yüzü düştü. Ay iştaha da gider bunu. Yazık kıyamam. Sen git yat istiyorsan çağır. Ben o zaman Seda ablanın programına gideyim bari. Evleneceksin. Tamam bir daha çağırırız. Li 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 li. Peki Gülşah Hanım nasılsınız? İyiyim teşekkürler, siz nasılsınız? İyiyiz. Nereden geldi aklınıza bizi çağırmak? İzliyordum, ablamdaydım. Ayaküstü öyle bir dedim arayayım. Hele ayakta aradım sizi. Hemen düştü zaten. Ayaküstü direkt ayakta mı aradın? Hemen evet, ayaktaydım. Ayakta izliyordum. Öyle daha iyi çekti. Ayaküstü ayakta. Ablamdaydım. Aradım, düştü hemen. Çağırdılar. Yani tamam geliyoruz dediler. Geldiler. Biz de öyle bir hemen gidiyoruz. Hiç bekletmiyoruz. Evet, hiç bekletmiyoruz. Peki sizlerle berabersiniz bugün de. Yani normalde gün yaptığınız zaman hep aynı kişiler mi oluyor yoksa değişiyor mu? Değişebiliyor. Yani ben değişik arkadaşlarım da oluyor. Banu ile Olan, Öznur daimi oluyor. Evet. Siz kimsiniz başka? Hanımefendi böyle her lafı giriyorsunuz. Ben yeni gelinim canım. Yeni gelin olma. Yeni gelin dediğin kenarda köşede oturur. Bir şey derdiği zaman. Hayır hiç öyle bir şey yok. Hiç sen öyle bir şey otur, yok. Sen öyle otur bulursun. Beni kaç kere aldılar? Bir kaç kere aldılar? Kıyamadılar evet, kullanmaya. Ben de yeni. Yeni. Kaç ay oldu? 4,5 ay. 4,5 ay. Hı-hı. Hatta şu anda damat da burada ama içeride. Damat burada. Sizi görmek istedim. Çağırsak o yüzden geldi. Ay bilmiyorum. Siz bilirsiniz. Böyle bir değişiklik olsun yani şeyde. Altın yürüyor. Hazır ismi. Hani şu an var ya. Bizler ayrılamıyorlar. İşi bıraktı geldi. Ama bana erkek var demediler. Kapalı bir şey giyer. Erkek. Şey sen ama Alişan ayıp oluyor yani. Erkek varsın. Bu kadar insan arasında değil mi? 1-2-3 deyince sen Fatih diye seslen bakayım gelecek. 1-2-3. Hangi Fatih? Fatih. Duymadı. Fatih Bey. Hep beraber bağırıyoruz. Hadi 1-2-3. Fatih! Fatih! Fato! Yok geldi. Fatih! Geldi. Geldi. Gel yalnız kaldım. Gel. Sen otur. Sen otur. Hayır şöyle otur. Ben şöyle oturuyorum. Fatih telefonuma oturma. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun yeni evli misiniz? Ne kadar oldu?
4,5-5 ay olmuştu. 4,5-5 ay. Nasıl alıştınız mı? 4,5 mu 5 mi? Gidiyoruz. Nasıl hanımın yemekleri şeyi falan nasıl? Aa, yemekleri güzel. Ne kadar zamandır beraberdiniz? Bir seneye yakın. Bir seneye yakın sonra. Tanışma nasıl oldu tanışma? İlginç bir şey var mı yoksa? İlginç. Nasıl? İlginç. Nasıl? Normal kafede. Ay, kafede. Kafede tabii ki. Bir şeyler oldu çabuk. Hemen bu tarafa dönüyoruz. Kafede. Ne oldu anne? Ne oldu? Kafeye gitmek istiyor. Sanki konuşma bayılıyor. Erkek görünce böyle oluyor, kusura bakma. Erkek bana alıştı da, yabancı erkek olunca böyle oluyor. Ama tata ama tata. Tata tata ama tata. Bebe harabeyim bitti. Konuşmayın diyor, heyecan yapıyorum diyor. Ay eski erkek arkadaşım. Değil, değil, hayır. Bu da burada artık yani açıklamamız gerekiyor. Ay çok üzüldüm. Vallahi kusura bakmayın yani. Şu tanışmayı anlatalım Gülşah. Kafede. Kafede tanıştık. Yani gördü beni. Evet. Arabayla peşimden geldi. Ben de taksideydim. Bulamadı beni, kaybetti. Evet. Sonra tabii yeni teknolojiler var ya şey. Navigasyondan mı buldun? Evet. Oradan etiket yapmıştım ben. O da oradan beni buldu. Etmedi falan filan. Öyle yazdı, etti. Buradan öyle yazıştık, sonra görüştük, ettik. Bir de onu arabayla kovalarken yanlış havalimanına girdi. Havalimanı. Allah'tan uçmadın başka bir. Yok. Taksi hızlı gidiyor. Taksiyi takip edeyim derken bir anda yolu saptırdım, girdim içeri. O anda kaybettim. Ondan sonra vay benle karşılaştım. Allah sana... Allah sana o sıra bir şans vermiş. Ama sen gene dönüp doğrucu. Allah'tan o sırada çıkmaz sokağa girmedin. Allah korumuşsun. Evet, evet. Çıkmaz sokağa falan girmedin. Şansım tabii. Iyidir, tabii şansım. Evine bakar. Şansım evet. Ama ne şansı? Ömrümü şansı. Ama şöyle bir şey oldu hatırlarsan. Canım duydun mu? Biz o dönem arkadaştık. Yok ben senden ayrılmıştım o zaman. Hayır. Evet ayrılmıştık ama neden? Yani. Çok ağır depresyon geçiriyorum. Kendimde değilim dedi. Gitti bunu buldu. Ben de anlamadım. Peki Gülşah çocuk düşünüyor musunuz? Şu an düşünmüyoruz. Ne zaman daha yeniyiz. Yani bir iki sene sonra. Hadi madem o zaman yemeğe geçelim. Dur şu iki şey kalıba da bakayım. Çantaya bak. Merhaba. Ben siz? Gülşah'ın arkadaşıyım. Hı. 15 senedir de ben cennette oturuyorum. Çok sevdiğim arkadaşımdır. Ailece de tanıyorum. Ay, yani hep böyle tek başınıza mı oturuyorsunuz? Her cennetlik bir kişiyi yanında alırmış. Sizi almadınız mı? Benim Nuri'm de var. Nuri. Selam söyle Nuri'ye. Aleykümselam. Hadi sofraya geçelim. Haydi geçelim abi. Haydi bakalım. Masamıza oturduk. Gerçekten gördüğüm en güzel masalardan çok bir tanesi. Çok güzel olmuş. Görsel olarak öyle ama... Tadına bakacağız. Tadımsal olarak benim tadımsal. Tadı da güzeldi. Tarımsal şimdi olarak. Şimdi kim ne yaptı bize lütfen? Hepsini... Sen ben hiçbir şey yapmadım. Hiçbir evde evin sahibi hiçbir şey yapmıyor. Ya kolu komşu getiriyor ya annesi ya kayınvalidesi. Evet yapıyor. Altını da bunlar alıyor. Ben anlamıyorum. Sana vereceğim bugün altını. Evet, sen o balonu şişir ben sana o altını evet vereceğim tamam mı? Tamam bak, kız. Buraya yazıyorum. Bir dakika bak, burada bir ev baklaması. Söyle annem söyle Allah aşkına. Annem dolmayı yaptı. Sarma yaptı. Ev baklaması var burada bunu kim yaptı? Aa, kim yaptı kız sen mi yaptın? Ben yaptım. Vallahi mi yaptınız? Evet, o getirdi. Bunu siz mi? Kim yaptı ya bu kutu? Getirdiniz mi? Elde mi açıldı bu? Elde açılmadı sayamam canım. Elde sen elde açtın. Ya sen eğer, eğer sen baklava açtıysan ben de içebilirim. Sen ne zaman yedin? Allah'ım ya sen böyle iniş takımları açılsın yat diye bakıyorsun. Ben senelik izindeydim o yüzden evdeyim tamam mı? Sen iniş takımların açılacak da gideceksin de şey yapacaksın. Ya zannetmiyorum. Hostes açmış ya canım. Şunun bir tane acaba yaprağını açabilir misin? Sen mi açtın? Hakikaten mi? Benim annem açacaktı ama yetiştirdi. Aba diyor ki bizde diyor baklava açmayan kızı almazlar diyor. Allah Allah. Allah Allah. Bizde baklava açmayan almazlar. Ya. Evet. Ay hemen öğrenmem lazım. Ondan sonra. Kız bunu baştan söylesene. Bir dakika. Evet. Açmayı biliyor mu? Almak istiyor ya. Açmayı. Aa. Onu biz Karadeniz'e vermeyeceğiz. Açmayı da bilirim. Baklavayı da bilirim. Açmayı ya biliyor da baklava değil. Baklava onu değil. Karadeniz'e değil, Akdeniz'e vermeyi planlıyoruz biz. Yalan mı? Sıcak iklim. Seni sıcak iklim gelini yapacağız. Sıcak iklim. Ay inşallah çok iyi olur. Sana bit köksü makine aldım. Kemikleri ağrıyor, hareket edemiyor kadın. İstanbul'un tamam, havasında. Tamam peki baklava. Kız. Baklava. Baklava. Gelinimize ait. Sarma, yaprak sarması annemize ait. Diğer geri kalanların hepsini ablam yaptı. İçeride. Nerede abla? İçeride. Abla! 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 Hepsini her şeyi o mu yaptı? Evet, o
Abla! Gel kız. Ya. Sen muhasada oturmuyor musun? Gülşah'cığım kalkar mısın? Kusura bakmayacağım yani. Kalk kız kalk. Rica ediyorum yani. Kalk 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 kalk. Kalk böyle dolan. Gel oturun yanımıza. Çayları doldurup gelsin. Sen ne kadar hamarasın. Bir tane bir şey insan Gülşah'a yaptırmaz mı? Şurada onun evine ziyaret yazık gelmiş. Günah yani. Yeni evlenme şimdi. Ya anladın mı? Daha tam tersi. Tam tersi. Poğaçanın yumurtasını sürdü. Ha çok iyi yapmış. Poğaçanın yumurtasını. Susamını koydunuz. Susamı. Evet. Abi o. Niye kendine bunu yapıyorsun? Ben bir tek bu poğaçadan yiyeceğim. Poğaçanın şu kısmı, şu yumurta üzerinde kısmı. Renk veren kısmı hareli şekilde ve üzerindeki siyah pütürcükleri Gülşah'ın koç ellerinize sağlık. Ben bir tadına baktım. Dünden başlamışsınızdır bunları koymaya. Köy yumurtası mı? Evet. Bir de bunlar dalyan gibi çok koca alıyorlar. Ben ona şaşırıyorum. Peki kimler yarışacak acaba bugün? Gülşah yarışacak. Bence hostesle seni yarıştırdım. Bak, ben söyleyeyim. Gülşah yarışsın. Hostes hanım yarışsın. Yanlarında da şu gördüğün o ağzı büzük var ya. Ağzı büzük. O ağzı büzük yarışsın. O balonu o patlatırsa. Aziz Hanım size diyorlar taş gelmedi mi? Oo diyorum, onu diyorum. Teyzeme. Yani. Ağzı eğer diyorum. Ağzı büzük değil. Hayır yani balonu bir şey diyorum, büzmek sen de küçülmez çünkü. Balonu sen patlatırsan diyorum. Ha canım. Sana vereceğim o altına. İyi. Aşağıda araç beklesin o zaman hemen çıkarım. Hiç beklemem. Seni de oynatacağım. Üç balon. Evet. Uçağımız İstanbul için alçalmaya başlamıştır. Emniyet kemerinizi takınız. Lütfen telefonları kapatın. Bütün uçuş emniyetini zedeleyecek her şey. Uçuş emniyetine bak. Acil çıkışları söyle. Kemerinizi bağlamışsınız onu başta söyleyecek. Onu biliyorum. Onu gösterebilir miyim? Artık biz göstermiyoruz. Uçağımızda 8 adet çıkış kapısı var. Önde, ikisi yarışmamız üç kişi tarafından oynanacak. Gülşah, gelinimiz, hostes hanım ve Azize Banu tarafından oynanacak. Ha? Banu. Affedersiniz, çok affedersiniz. Efendim bir anda bir anda başlayacaklar, balonu şişirecekler. Zaman kısıtlaması yok. Ama önce balonu bir, şişirerek kim patlatırsa altını sahibi olacak. Şöyle bir şeyimiz var. Sunucularımız Alişan ve Çağla balon patlamasından çok korkuyor. O yüzden stüdyoyu terk edecekler. Zaman ben sana önce bir evi tarif edeyim. Çıkışlarımız 4 bölüm. Şuradan var. Şuradan var. Bir de şuradan var. Oradan çıkabilirsin. Ben şöyle çıkacağım. Tamam. Ben düdüğü çalıyorum. Sonra biz kayboluyoruz. Ay hadi şişirecek miyiz? Ay hadi şişir. Tam patladı sıkıldı. Başlatıyorum. Tamam. Önceki patlatırsa altını alır. 1, 2, 3 baş. Lan patlatmayın. Hay. Allah belanı versin. Yavaş. Ay patlayacak. Patladı mı? Hayır ya. Kulağını patlatamadı mı? Biliyor musun kulağını? Benim kulağım tıkalı. Ay. Patlamadı ya. Aa! Aziz. Azize'ninki patladı. Hala da patladı. Ay patladı her yerimiz. Aynı anda patlamadı. Azize de patladı ama bu altını ben de Azize'ye verecek göz var mı? Azize sen o kadar bana ver. Bana ver ben ona. Şey, hadi senden geçsin. Senden geçsin. Tamam hadi al. Ver. Dur. Sana vereceğimiz tek şey dur, bu. Dur altın nerede bak kız? Ay. O da kaçıyor zaten. Altını bulamıyorum. Altın nerede? Altın. İçine mi soktun sen mi? Altın nerede? Kız ben almadım. Çok kusura bakmayın altın galiba. Aa burada senin tamam tamam. Senin altın şey oldu. Tamam. Bir gümbürtüye geldi. Hadi gidelim. Evet. Ver. Altın merasim müziği. Cumhuriyet. Altın müziği. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Düğüne çağırmadınız ama. Hani bana ben 1,5 aylık. Gelseydin düğüne. Yok maalesef. Gelinlere vermiyoruz biz. Haydi bakalım. Şu ceketini asayım. Kocana da çok selam söyle. Orada şu an resim çekiyor. Çeksin. Anca çeker. Şimdi bütün aileyi buraya alıyoruz. Bütün komşuları. Hep beraber bir tane fotoğraf çekiliyoruz ve gülümsüyoruz. Harika.
programın sonuna geldik. Hem çok eğlenceliydi hem çok duygusaldı. Çok çok teşekkür vallahi ediyoruz. Valla çok teşekkür ediyorum ben. Ekranları başındaki herkese. Buradaki stüdyodaki tüm konuklara, sizlere. İnşallah güzel bir albümle güzel bir yolculuk yaparız. İnşallah. Metin Şentürk.com'dan da benle ilgili, albümle ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Şükrü Büyükçınar, Kerem Keskin, Faruk Paker, Selim Çaldıran ve Elif Kaya'ya ki benimle çok güzel bir düeti var. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum. Herkesin ellerine, emeğine sağlık. Ellerine sağlık. Hayırlı bol satışı olsun inşallah. Çok teşekkürler. Bu arada Alişan'la sevgili Metin abinin yaptığı tavla maçında Metin abi şu anda 1-0 önde. Yayın sonrasında oynamaya devam edecekler. Bir dakika. Skoru pazartesi günü ben bizzat tam şu noktada açıklayacağım. Ama ben şimdiden söyleyeyim o 1-0 5-0 olacak. Bana da biraz öyle geldi. Haftaya görüşmek üzere.